Değerli arkadaşlar ve sevgili öğrenciler, bugünkü video dersimizde atom modelleri ve atomun yapısını işleyeceğiz. Ben Deniz Özel Aydınlı. TYT'de çıkabilecek çok basit bu konuyla alakalı konuları işleyip örneklerini sizlere çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Hemen fazla uzatmadan lafımızı atom modeliyle dersimize başlıyoruz. Günümüzde atom modeli, modern atom modeli arkadaşlar, belirli bir tarihsel süreçten geçerek son şeklini almıştır. Bu tarihsel süreçte aslında Demokritos'tan atom kelimesiyle başlayan süreçtir. Ama gerçek modelleme bundan 100 yıl veya 150 yıl önce Dalton'la başlamış ve sonra devam eden süreçte Bohr atom modeli, Moseley ve modern atom teorisiyle son halini almıştır. Hemen fazla uzatmıyorum. Dalton atom modeliyle dersimize başlıyorum. Dalton atom modeli arkadaşlar. Dalton atom modeline göre madde atomlardan oluşmuştur. Atom parçalanamaz, bölünemez bir yapıdır arkadaşlar. Şimdi Dalton diyor bunu. Atomlar çok yoğun, içi dolu küreciklerdir ve kırılardır şeklinde bir ifadesi var. Demir bileği düşünürseniz demir bileği atom gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir elementin bütün atomları kütle, şekil ve büyüklükleri aynıdır. Yani biliyorsunuz günümüze izotop atomlar çıktı. Dolayısıyla bu teori çürümüştür arkadaşlar. Yani bir elementin bütün atomları kütle, şekil ve büyüklük olarak aynı olmayabilir. Çünkü izotoplarda biliyorsunuz nötron sayıları farklıydı arkadaşlar. Farklı element atomları birbirinden farklıdır. Bugünümüzde hala geçerli olan bir kavramdır arkadaşlar. Bütün farklı elementlerin atomları birbirinden şekilde büyüklük olarak farklıdır arkadaşlar. Farklı element atomlarının belirli oranda birleşmesinden bileşikler oluşur. Anlamı şu arkadaşlar. Örneğin bunu maviyle gösterecek olursam Dalton katlı oranlar kanunu bulmuştur arkadaşlar. İki element arasında birden fazla bileşik oluşuyorsa bunlardan birisi sabit miktarda bileşen diğer elementin kütlesi arasında sabit bir oran vardır şeklinde bir arkadaşlar ifadesi vardır. Yani örneğin bunu şöyle gösterebiliriz. İki tane hidrojen atomu ile bir tane oksijen atomu birleşerek suyu meydana getirmesi gibi arkadaşlar. Atomsal olarak, aldığı molekül olarak değil, Dalton'a göre farklı element atomlarının belirli oranda birleşmesinden bileşikler oluşur değerli arkadaşlar. Ben hemen arkadaşlar mikrofonu kontrol etmek istiyorum. Acım mikrofonumuz bazen takılı olmayabiliyor. Bu yüzden bir sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar. Evet, mikrofonumuzda herhangi bir sıkıntı yok. Hemen dersimiz kaldığımızda devam ediyoruz. Evet, Dalton'a göre atom arkadaşlar, şöyle bir demir bile düşünecek olursak içi dolu küre şeklinde atomu modellemiştir arkadaşlar. Dalton atom modelinde elektron, proton ve nötronlardan bahsedilmemiştir. Onu burada değinmek istiyorum. En önemli ifadesi arkadaşlar, bakın farklı hala geçerli olan farklı günümüzde yani ifadesi hala geçerli olan farklı element atomlarının belirli oranda birleşmesinden bileşikler oluşur. Örneğin iki tane hidrojen atomu ile bir tane oksijen atomu birleşerek suyu meydana getirmesidir arkadaşlar. Bir diğer ise arkadaşlar farklı element atomları birbirinden farklıdır. Günümüzde hala geçerli olan iki tane ifadesi vardır. Onları ben kırmızıyla işaretlemek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu ikisi kullanılan hala üniversitede kullanılan ifadelerdir. Evet, Dalton atom modelinden hemen geçiyorum. Thomson atom modeli arkadaşlar. Thomson Dalton atom modeli biraz daha genişleterek geliştirmiştir. Hemen devam ediyorum. Atomu üzümlü keke benzetmiştir arkadaşlar. Atomu bu üzümlü keke biliyorsunuz arkadaşlar. Hamur kısmı var, un kısmı var. Ve bir de o un hamur kısmı içerisinde noktasal halde siyah çekirdekler, üzümler bulunuyor. Bunu daha önceden biliyoruz. Atomu pozitif yük kabul edip eksi yükler atom içinde homojen olarak dağılmıştır arkadaşlar. Onu şöyle gösterebiliriz. Mavi kalemle atom düşünelim arkadaşlar. Atomu artı yüklü kabul edip arkadaşlar. Artı yüklü kabul edip eksi yükleri de homojen olarak içerisinde dağıldığından bahsediyor arkadaşlar. Ve artı eksi yüklerin sayısının birbirine eşit olduğunu söylüyor. Yani atom nötraldir diyor arkadaşlar. Üzümlü keki böylece bu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Bakın kekin tamamını artı yüklü kabul ediyoruz. Atomun tamamını artı yüklü kabul ediyoruz. Bu artı yük içerisinde artı yükler eşit sayıda eksi yüklerden eksi yükler bulunduğunu Thomson üzümlü kekle bize anlatmıştır arkadaşlar.
Kek pozitif yük, üzümler eksi yük olarak tanımlanmıştır. Yani Thomson deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Üzümlü kek modeli gelecek. Yani özdeşleştireceğiz. Dalton içi dolu küre arkadaşlar. Onu burada yazmak istiyorum. İçi dolu küreler veya küre arkadaşlar. Thomson üzümlü kek arkadaşlar. Bu üzümlü kek yazalım buraya. Üzümlü kek arkadaşlar. Thomson atom modeli. Atom ne türdür? Thomson diyor ki eşit sayıda artı ve eksi yükler vardır. Bu yüzden atom nötrdür diyor. Atom kütlesini pozitif yükler oluşturur diyor. İlk defa atom kütlesini bahseden kişi Thomson'dur. Aslında Thomson ileride AYT kısmında göreceğiz. Elektronun el bölüme yani yük bölü kütle oranı bulan kişidir arkadaşlar. Yani elektronun geliştiren, elektron bazı özelliklerini keşfeden kişidir. Crookes tüpünü biraz daha geliştirmiştir. Onu yine gelecek derslerimizde sizlere daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz arkadaşlar. Yani burada TYT kısa kesiyoruz. Atom kütlesi pozitif yükle oluşturur diyoruz. Hemen geçiyoruz. Rutherford atom modeline değerli öğrenciler. Rutherford biraz daha Thomson atom modelini geliştiriyor. Rutherford'a göre arkadaşlar bir atomda pozitif yükün tamamı tümü çekirdek denilen küçük bölgede toplanmıştır diyor arkadaşlar. En büyük keşfidir arkadaşlar. Rutherford dediğimiz kişi atom çekirdeğinin keşfini yapmıştır. Bence çok önemli bir keşiftir. Yani Rutherford kelimesi duyunca biz atom çekirdeğinin keşfi yani veya atom çekirdeği aklımıza gelecek. Devamında atom büyük bir kısmı boşluktur diyor arkadaşlar. Biraz sonra modelleyeceğim. Çünkü burada yerimiz olmayabilir. Elektron sayısı proton sayısına eşittir diyor. Yani atomun nötr olduğundan bahsediyor. Protonlar atomun kütlesinin yarısını oluşturur. Bakın ikinci keşfi budur arkadaşlar. Atomun kütlesinin gerçek manada bir kısmını bulan kişidir arkadaşlar. Yani atomun kütlesinin çekirdeğini oluşturduğunu, çekirdekteki protonların ve onun yanında bulunan yüksek taneciklerin atomun gerçek kütlesini oluşturduğunu bahseden kişi Rutherford'tur. Rutherford'un iki tane önemli buluşu var. Birincisi çekirdek, ikincisi çekirdekteki protonları keşfeden kişidir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla protonlar keşfedilmiştir. Atomun kütlesinin yarısını oluşturur demiştir. Çekirdekte proton kütlesine eşit sayıda yüksek tanecikler bulunur demiştir. Aynı zamanda James Cadwick'e nötronların bulunmasına öncülük etmiştir. Aslında nötronlardan bahsediyor. Ancak nötron olarak tanımlamamıştır yüksek tanecikleri. Yani Rutherford keşif olarak protonları buluyor çekirdekte. Aynı zamanda çekirdekteki yüksek taneciklerden bahsediyor arkadaşlar. Protonların kütlesi kadar yüksek taneciklerin bulunduğunu söylemiştir. Elektronlar çekirdek etrafında döner. Yine elektron kavramından bahsetmiştir arkadaşlar. Yani eksi yüklerin atomun etrafında dolanan tanecikler olarak tanımlamıştır. Deneyi alfa ışınları ile yapmıştır. Alfa biliyorsunuz 4'e 2 helyum tanecikleridir arkadaşlar. Peki nasıl yapmıştır? Biraz sonra deneyini çizeceğiz. İnce altın levha üzerine alfa ışınları göndererek sapan ışınlardan atom çekirdeğinin keşfini yapmıştır değerli arkadaşlar. Çok önemli buluş olarak atom çekirdeğini keşfetmiştir Rutherford değerli arkadaşlar. Hemen geçiyorum Bohr atom modeline. Sevgili öğrenciler, Rutherford ve Bohr'u biraz daha ayrıntılı işleyeceğiz. Burada yerimiz olmadığı için tahtamı silip tekrar göstereceğim sizlere. Bohr arkadaşlar artık modern atom teorisinin temelini atmıştır. Veya modern atom modellerinin temelini atmıştır. Hidrojen atomu spektrumunu incelemiştir. Biraz düzeltelim buraya arkadaşlar. Hidrojen atomu spektrumunu incelemiştir. Bu spektrum sonucunda arkadaşlar tek elektron sistemleri incelemiştir. Kimdir bu tek elektron sistemler? Hidrojen 1, lityum artı 1 iyonu ve helyum artı 2 iyonu arkadaşlar. Özellikle bu iki tanecik incelemiştir. Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıkta belirli enerji değerindeki yörüngelerde bulunduğunu söylemiştir. Rutherford biraz yörüngeden bahsetmiştir ancak arkadaşlar detaylı değildir. Bohr işin detayına girerek yörüngeli kavramını tam oturtmuştur. Yörüngelerin belirli enerji seviyelerinin bulunduğunu rastgele bulunmadığından bahsetmiştir arkadaşlar. Ve bu yörüngelerin KLMN veya 1'in n eşittir 1, n eşittir 2, n eşittir 3 gibi değerler vermiştir. Yani bu yörüngelere baş kuant veya temel enerji seviyeleri olarak tanımlanmıştır arkadaşlar Bohr. KLMN gibi harflerle simgelenmiştir. Temel hal uyarılmış halden bahsetmiştir arkadaşlar.
Yine borla alakalı özellikler arkadaşlar. Biraz sonra göreceğiz. Emisyon, absorpsiyon kavramını. Göringer'in modeli bor atom modeline Göringer'in modeli denir arkadaşlar. Göringer kavramını ilk kullanan Rutherford'dur. Ayrıntıya girmemiştir. Bor Göringer kavramında ayrıntıya girmiştir. Ayrıca her Göringer'in enerjisini hesaplayan bir bağıntı da geliştirmiştir değerli arkadaşlar. Ben hemen tahtamı silip Rutherford ve bor atom modelini biraz daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Ayrıntıya girmek istiyorum. Evet, hızlı bir şekilde tahtamızı siliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tahta silmeyi çok seviyorum. Siz de sevin arkadaşlar. Rutherford atom modelini arkadaşlar biraz daha ne yapalım şöyle görelim arkadaşlar. Bu çelik blok olsun arkadaşlar. Çelik blok. Çelik blok içerisinde buradan alfa taneciyle ışınlar gönderelim. Alfa ışınları gönderelim arkadaşlar. Yazalım. Alfa ışınları. Alfa ışınları arkadaşlar ÖSM'de çok kullanılır. Helyum 4E2 artı 2 tanecidir. Artı 2 yüklüdür arkadaşlar. İnce altın bir levha alırsak levha arkadaşlar. Ne levhası? Altın levha arkadaşlar. Alfa taneciklerin bir kısmının arkadaşlar bu altın levhadan geçtiğini az bir kısmının çekirdekte geri yansıdığını bulmuştur arkadaşlar. Yansıyan ışınlar, geçen ışınlar. Peki bu nasıl olur arkadaşlar? Biraz daha modellemek istiyorum. Rutherford neyi keşfetmişti? Çekirdeği. Ve neyden bahsetmişti arkadaşlar? Göringer kavramından bahsetmişti. Ama tamamen ayrıntıya girmemişti. Göringer'deki elektronlardan bahsetmişti. Kim? Rutherford. Şimdi ben değerli öğrenciler, alfa ışınları gönderdiğiniz zaman bakın, alfa ışınları artı 2 yüklü iyonlardı. Çekirdekte kim vardı arkadaşlar Rutherford'a göre? Pozitif yüklü protonlar vardı. Bir de yüksek tanecikler vardı. Dolayısıyla bu ışınların bir kısmı çekirdeğe çarpıp artı yüklü protonlar çarpıp geri yansırken arkadaşlar şöyle gösterelim. Büyük çoğunluğu gördüğünüz gibi yörüngeler arası boşluklardan ne yapıyor arkadaşlar? Geçtiğini görüyor. Deneysel olarak ispatlıyor. Yani aslında deneyin ayrıntısı budur arkadaşlar. Bana göre Rutherford atom modelini tam olarak keşfini öncülük eden bir kişidir arkadaşlar. Müthiş bir buluştur. Atom çekirdeğini tam olarak keşfetmiştir. Alfa ışınları bakın geri yansıyor. Alfa ışınları geri yansır. Yansır. Alfa ışınları arkadaşlar. Alfa ışınları gösterelim. Boşluktan ne yapar? Boşluktan geçerler. Yani burada ne keşfettik? Çekirdeğe yoğun bölge olduğunu keşfettik. Niçin? Bakın 15 tane ışın geçtiyse 2 tane ışın geri yansıdı gibi kıyas yapabiliriz. Işınların bir kısmı geçtiği için atomun bir kısmı boşluktur diyor arkadaşlar. Bakın atomun bir kısmı boşluktur. Çekirdek yoğun bölgedir diyor. Küçük bölgede toplanmıştır. Bu küçük bölgede atom kütlesini oluşturan proton ve yüksüz taneciklerin bulunduğunu keşfetmiştir arkadaşlar. Evet bu da kimdir arkadaşlar? Bu keşfi yapan Rutherford'un kendisidir arkadaşlar. Peki Rutherford atom modeli nasıl modelleyebiliriz? Rutherford atom modelini arkadaşlar şöyle modelleyebiliriz. Burada yoğun bölgede pozitif yükler ve yüksüz tanecikler arkadaşlar. Geri kalan kısımlarda eksi yüklü elektronların bulunduğunu bahsetmiştir. Bu da arkadaşlar bu modelde ne olsun? Rutherford arkadaşlar atom modeli olsun değerli öğrencilerimiz. Yani Rutherford atom modeli bakın altın levha deneyinden esinlenerek oluşturulmuş bir modeldir değerli öğrenciler. Tam olarak Göringer kavramı oluşmamıştır. Aslında biz alfa ışınları buradan da gönderebiliriz. Çünkü bu biraz yörüngeli kavram. Yani Bohr atom modeline biraz kayma oldu. Ben konu biraz anlaşılsın diye çizdim arkadaşlar. Rutherford'a göre atom büyük bir kısmı boşluktur. Çekirdek yoğun bölgedir. Küçük bir hacim toplanmıştır. Çekirdekte artı yükler vardır. Artı yüklerin yanında atomun kütlesinin yarısını oluşturan yaklaşık yarısını oluşturan nötronların veya yüksek tanecilerin varlığından bahsetmiştir Rutherford değerli öğrenciler. Peki nasıl kodlayacağız? Rutherford'da iki tane kodlama olur. Birincisi çekirdek keşfi, ikincisi protonların pozitif yüklerin, çekirdekteki pozitif yüklerin keşfi değerli öğrencilerimiz. Bu iki kavram bilirse zaten geri kalan kısma pek fazla önemli değil diyebiliriz. Çünkü bu ikisini bilirsek zaten sorumuzu ne yaparız çözeriz. Rutherford deyince altın levha deneyi gelecek. Rutherford deyince küçük yoğun çekirdek gelecek. Rutherford deyince pozitif yüklü çekirdekteki protonlar aklımıza gelecek. Rutherford deyince atomun büyük bir kısmının boşluk olduğu aklımıza gelecek değerli öğrenciler. Ben hemen geçiyorum. Bohr atom modelini sevgili öğrenciler bakın. Rutherford atom modelini attık burada. Modelledik. Atom böyle düşünüyoruz.
yoğun bölge çekirdek artı yüklü, etrafında dolanan eksi yüklü elektronlar var ve protonlar elektronların sayısına eşit atom nötr olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Hemen tahtamı siliyorum hızlı bir şekilde. Neye geçiyoruz? Bohr atom modeline geçiyoruz değerli öğrenciler. Hızlı bir şekilde sildim. Bohr arkadaşlar yörüngeli modeli önermiştir. Bohr atom modeline göre arkadaşlar yörüngeli bir kavram karşımıza çıkmıştır. Biraz büyük çizdim. Burasını şekilde kabul edecek olursak, burası n eşittir 1 baş kuant sayısı, n eşittir 2, n eşittir 3, n eşittir 4 arkadaşlar. Hem burada Bohr tanım olarak baş kuant sayısı olarak tanımlamıştır. Başka temel enerji düzeyi olarak tanımlamıştır arkadaşlar. Başka periyotlar olarak veya yörüngeler olarak yorumlamıştır. Periyot çünkü modern atom teorisinin ortaya çıkan bir kavram. Yörünge olarak tanımlamıştır arkadaşlar. Kim? Bohr arkadaşlar. Yani şöyle gösterebiliriz onu. Bohr atom modelini böyle gösterebiliriz. Bohr arkadaşlar yörüngeli kavram ortaya atmıştır. Bu yörüngeler N1, N2, N3, N4 şeklinde sayılar veyahut da bu yörüngeler aynı zamanda harflendirme yapmıştır. K, L, M ve N yörüngeler arkadaşlar. Bohr diyor ki çekirdeğe en yakın burasını çekirdek olarak yazalım. Çekirdek arkadaşlar. Çekirdeğe en yakın yörüngenin enerjisi en düşük. Çekirdekten en uzaktaki yörünge enerjisi en büyüktür diyor. Yani diyor ki çekirdekten yörüngeler uzaklaştıkça potansiyel enerjileri veya toplam enerjileri artar diyor Bohr. Bohr aynı zamanda arkadaşlar bu keşiflerden birisi temel hal uyarılmış hal olayına girmiştir. Temel hal uyarılmış hal ne demektir arkadaşlar? Ondan biraz bahsedeyim ben. Temel hal arkadaşlar atomun en kararlı halidir. Onu burada yazabiliriz arkadaşlar. Temel hal hızlı bir şekilde atomun en kararlı halidir arkadaşlar. Halidir. Peki uyarılmış hal nedir arkadaşlar? Uyarılmış hal. Hemen onu size belirtmek istiyorum. Atomun kararsız halidir. Atomun kararsız halidir değerli öğrenciler. Peki bu nasıl olur arkadaşlar? Onu ben şurada kısa bir şekilde göstermek istiyorum. Şimdi yörüngelerde biliyorsunuz elektronlar var arkadaşlar. Bohr atom modeline göre burası çekirdek. Şimdi şöyle biliyorsunuz Bohr tek elektron sistemleri uygulanmıştır. Bu yüzden bir tane elektron yazıyorum. Şimdi bu görmüş olduğunuz atom modeline göre elektron arkadaşlar veya atom dışarıdan bir enerji ışın aldığı zaman arkadaşlar bu elektron bir üst seviyelerinde uyarılarak yörünge atlar. Yani elektron ya buraya ya da buraya gelir. Örneğin buraya gelsin. Onu okula gösterelim. N eşittir 3'e gelsin N1'den. Bu hali arkadaşlar uyarılmış hal diyoruz. Yani atom ne oldu arkadaşlar? Uyarılmış hale geldi. Kaçıncı yörüngede elektronumuz? Üçüncü yörüngede. Yazalım buraya arkadaşlar. Uyarılmış hal. Bu olaya biz absorpsiyon diyoruz arkadaşlar. Atomun enerji alarak uyarılması haline yazalım. Absorpsiyon olayı diyoruz. Yani absorpsiyon gerçekleşmiştir olayda. Peki uyarılmış hal atomun kararsız hali ise demek ki atom kararsız halden hemen ne yapacak? Kararlı hale geçecek. Dolayısıyla bu elektronun kararsız elektron aldığı enerjiyi dışarıya ışın yayarak, foton yayarak temel hale geçecek. Onu da burada gösterelim arkadaşlar. Uyarılmış halden atom temel hale geçerken arkadaşlar yine yörünge çizelim şöyle. Elektron temel hale gelirken dışarıya ne verir arkadaşlar? Aldığı enerji farkı kadar dışarıya enerji verir. Bu temel hale dönmeye de biz emisyon olayı diyoruz. Onu da kırmızı yazalım arkadaşlar. Bu olaya ne diyoruz? Emisyon olayı diyoruz. Yani atomun aldığı enerjiyi dışarıya foton olarak vermesi olayını biz delta E enerjisini dışarıya vermesi olayına emisyon diyoruz. Bu da delta E enerjisini aldı arkadaşlar. Bu arada dışarıya delta E enerjisini verdi. Önce uyarılma oldu. Sonra temel hale geçme oldu. Arkadaşlar uyarılırken absorpsiyon olayı gerçekleşir. Temel hale geçerken arkadaşlar emisyon olayı gerçekleşir. Yine bu konuyu biz detaylı bir şekilde sizlere işleyeceğiz. Arkadaşlar yörüngelerdeki enerji farkı kadar atom enerji alır veya enerji verir. Eğer elektron hangi yörüngeye atlamışsa ilk yörüngeden yani temel halden
atladı yörüngeye kadar olan enerji farkı kadar enerji alır ya da verir değerli arkadaşlar. Ben şurada biraz daha onu size detaylı göstermek istiyorum. Olayı biraz daha iyi anlayın diye. Burada biraz sıkışma oldu arkadaşlar. O sıkışmayı ne yapalım? Hemen giderelim. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani atom düşünüyorum böyle. Yörüngeler düşünüyorum. Ben şuraya biraz daha güzel çizmek istiyorum arkadaşlar. Birinci yörüngede elektron var arkadaşlar. Şöyle üçüncü, üç yörünge çizelim. Dışarıdan delta E enerjisi verdik. Elektron arkadaşlar ne yaptı? Üçüncü yörüngeye atladı. Onu da şöyle gösterebiliriz. 2, 3 arkadaşlar. Elektron burada. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu temel hal. İlk yörüngede yazalım. Temel hal atom arkadaşlar. Bakın bu uyarılmış hal. Neden anlıyorum? Arkadaşlar atomlarda hiçbir zaman elektron alt yörüngeler boşken üst yörüngelerde bulunmaz. Eğer bulunuyorsa demek ki uyarılmış haldir. Kararsız haldir diyebiliriz. Yazalım arkadaşlar. Uyarılmış hal diyebiliriz. Peki uyarılmış halde atom ne yapıyor? Delta E enerjisi arkadaşlar alır. Bu olaya biz ne diyoruz? Absorpsiyon arkadaşlar. Absorplama, emmek anlamında. Enerji emer atom. Enerjiyle elektron ne yapar? Uyarır. Uyarılmış atom kararsızdır arkadaşlar. Ne yapar? Bu elektron yerinde duramaz ve tekrar temel haline geri geçer. Elektron temel haline geçer. Buna biz ne diyoruz? Emisyon diyoruz arkadaşlar. Emisyon olayı diyoruz. Yani temel hale geçme. Temel hale geçme diyoruz arkadaşlar. Peki ne yapmıştı atom? Delta E enerjisi almıştı. Delta E enerjisi iki yörünge arasındaki enerji farkıdır arkadaşlar. Aynı zamanda atom temel hale geçerken dışarıya delta E enerjisi ne yapacaktır? Verecektir. Yine iki yörünge farkı kadar. Çünkü bakın 3, 2, 1, 2 yörünge farkı var. Yine 2 yörünge farkı kadar enerji dışarıya ne yapar? Salar arkadaşlar. Enerji salar. Delta E enerjisi ne yapar? Alır atom diyebiliriz. Yani absorpsiyon olayı gerçekleşti sonra emisyon olayı gerçekleşti. Bohr'un kazanlarından birisidir arkadaşlar. Çok müthiş bir buluştur bana göre yine. Ama modern atom teorisi Bohr atom modelini biraz da ne yapmıştır arkadaşlar? Geliştirmiştir. Ayrıca bu atom modeli arkadaşlar hidrojen 1, lityum 2 artı 1 veya helyum özür dilerim lityum 3 olacak. Hemen düzeltiyorum. Yine helyum 2 artı 1 ve lityum 3 artı 2 iyonlarına uygulanabilen sistem geliştirilmiş arkadaşlar. Bakın 3 de bunun nedir? Tek elektronlu sistemdir değerli öğrencilerimiz. Yani Bohr burada ne geliştirdi bize? Bir, yörüngeli atom modeli getirdi. İlk defa arkadaşlar bu yörüngeler KLMN gibi harfler veyahut da n eşittir 1, n eşittir 2, n eşittir 3 gibi baş kuant sayıları verdi. Temel hal, uyarılmış hal, emisyon, absorpsiyon olaylarından bahsetti. Bize bunu kazandırdı. Dolayısıyla çok önemli bir kazanım olarak karşımıza çıkarmıştır diyebiliriz. Evet arkadaşlar, çok önemli 4 tane konuyu burada göstermiş olduk. Gelecek dersimizde arkadaşlar Moseley atom modeli ve modern atom modeli ile konumuza devam edeceğiz. Tabii o kısım AYT kısmına giriyor. Biz burada ilk önce ne yaptık? TYT kısmını işledik arkadaşlar. Videoyu burada fazla uzatmak istemiyorum sizlere. Çünkü atomun temel tanecikleriyle alakalı kavram var. Videoyu 50-60 dakika yapıyoruz. Bize çok uzun olduğunu söylüyor. Hocam çok uzun diyorlar. Bazen ben bir videoları yapmak istiyorum. Sizlere kısaltmak istiyorum. Dersimiz burada ne yapacağız arkadaşlar? Atom modellerini noktalamış oluyoruz.